Gök gürültüsü, şimşek, yıldırım, dolu, fırtına aynı anda. Görüntüler Gaziantep ve Kilis'ten geldi. Depremle sarsılan halk daha evvel görmedikleri bu sıra dışı gökyüzü hareketlerinden tedirgin oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoların ardından bunun nadir görülen bir gökyüzü olayı olduğu ve süper hücre olarak adlandırıldığı anlaşıldı. Peki süper hücre nedir? Boran dediğimiz hadise gök gürültülü yağış, işte fırtına, şimşek, şiddetli yağmur, dolu ve hortum getiren, hortum oluşturan bir bulut ya da bulut kümesi olarak biz bunu adlandırıyoruz. Ve aslına bakarsan sıcak havanın yükselici hareketiyle temelde oluşuyor. Süper hücre dediğimiz, süper hücreli boran dediğimiz hadise, elbette ki işte bu saydığımız, biraz önce söylediğim fırtına, şiddetli yağış, işte dolu, hortum gibi pek çok olumsuz hadiseyi de, hasar bırakabilecek hadiseyi de beraberinde getirebilen, tehlike hava yaratan bir durum, bir atmosferik olay. Ve 32 kilometre ve daha fazla bir alanı etkileyebiliyor süper hücre dediğimiz hadise. Tek hücre ve çok hücreli boranlar biraz daha az şiddetli olanı oluyor bunun. Süper hücre biraz daha yıkıcı, biraz daha çok hasar bırakan bir hadise. Daha önce de süper hücre Türkiye'de görülen bir hadise. Özel tropiklerde çok fazla görülüyor. İşte Florida çevresinde, Amerika'nın özellikle İşte Güney Amerika çevresinde, biraz böyle tropikler çevresinde görülen, sıklıkla görülen bir hadise diyebiliriz buna. Ve tabii genelde de gece oluyor. Gece saatlerinde biraz bu seyir, bu olay gerçekleşiyor. Bu sistem kendi içerisinde dairesel bir harekete başlıyor. Ve bu süper hücre işte böyle dolana belli bir alan içerisinde bir saatten de uzun sürüyor. Süper hücre olabilmesi için zaten uzun sürmesi gerekiyor. Dolayısıyla da uzun sürmesi elbette ki belli noktaya aşırı yağış bırakması, işte görselde gördüğümüz gibi şimşek fırtınası, işte yıldırım, fırtına, rüzgar fırtınası gibi hadiseleri de beraberinde getirebiliyor. Hem hayatı olumsuz etkiliyor, hem hava ulaşımını ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Uçuşa da hiç uygun değil böyle havalar. 4-4,5 santim kadar gözüküyor bu dolular, eğer hatalı gözlemlemediysen. Dolayısıyla bu tür hadiseler elbette ki yıkıma da sebep olabilir. Zaten o doluların altında duramazsınız. Çünkü bunlar aynı zamanda böyle yağmur tanesi gibi aşağıya süzülerek atılan dolular değil. Bir dolu bacası şeklinde, yani işte o biraz önce söylediğim aşağı seviye jetinin kuvvetiyle, yani saatte 140-150 kilometre hızla esen rüzgarın, saatte 120 kilometreden daha hızlı esen rüzgarın hızıyla batılı üzerimize doğru böyle atılan, kuvvetle atılan, yani sapanla atılıyormuş gibi düşünün, kuvvetle atılan dolu taneleri o yüzden çok ciddi hasar bırakabiliyorlar. Zaten zirai faaliyetin sürdüğü alanlar için de ciddi bir hadise olabileceği gibi binaların batı cephesinde de yıkıcı etki bırakabiliyor. Bu tür hadiseler, evet, nadir olmakla birlikte zaten olan hadiseler, hiç olmayan hadiseler değil. Şimdi bu en son yaşadığımız sellerde de biliyorsun, hani çok acayip bir olaymış gibi davranılıyor. Sanki hiç o bölgeye yağış olmuyormuş gibi. Ya ne oluyor, bu hava çıldırdı mı falan gibi bir durum var, herkesin algısı böyle. Fakat aslında öyle değil. Yani geçmişe baktığımızda Şanlıurfa çevresi ya da o noktadaki işte Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi için Milattan önce 3200 senesinde bile Fırat Nehri'nin taşıp işte Irak'taki Ur kentine 2,5 metre çamur yığdığını tarihi kayıtlardan görebiliyoruz. Ki işte yine milattan sonra 201, 303, 413, 525 tarihlerinde de yine böyle aşırı sel getiren hadiseler söz konusu. O yüzden bizim bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Temelde yapmamız gereken şey bu. Aksi halde bu tür hadiseler, evet, nadiren olur ama olduğunda biz hazırlıklı karşılamazsak eğer bunları, evet, çok ciddi hasarla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bunlar aynı anda hem fırtına, hem dolu, hem işte yıldırım, hem şiddetli yağış bırakabiliyor. Bir yandan sel olabilir, bir yandan işte yıldırım düşer, elektrik çarpabilir, pek çok insanın hayatına mal olabilir. Yani etkisini biraz artırıcı bir etkisi var. Tabii ki hadise olarak
tehlikeli meteorolojik hadiselerden bir tanesi. Ama Türkiye'de hiç olmaz bir hadise değil, olan bir hadise. Yine olabilir, önümüzdeki yıllarda da olmaya devam edecektir. Evet, yine nadiren olacak ama önümüzdeki yıllarda da yine olmaya devam edeceği için tedbirli olmamız lazım. Bölge için önümüzdeki günlerde meteoroloji bilimi benzer bir tehlike olacağını öngörüyor mu? Şimdi Simge, şöyle, şu anda sağanaklar büyük ölçüde artık kuvvetini yitirmiş görünüyor. Yani artık bu denli kuvvetli bir beklentimiz yok. Ve özellikle yarın ve işte salı günü, çarşamba günü yağış yine beklemiyoruz ama perşembe günü yine o bölge bir sağanak etkisinde kalacak. Yine gök gürültülü sağanaklar. Yine tedbirli olmak lazım. Perşembe, cuma. Cumartesi günü o bölgede yine sağanaklar söz konusu olacak. Tabii ki sel su baskını riski yine olabilir ama bir süper hücre beklentisini zaten şu kadar önceden tahmin edebilmek mümkün değil. Bu konvektif hareketler radardan 2-3 saat öncesinde tahmin edilebiliyor. Süper hücre tahmini yapabilmek maalesef 3-4 saat öncesinde ancak mümkün olabiliyor. Ve bu da tabii ki o noktada, yani 3-4 saat öncesinde sistemin kuvvetlenmesi sonrasında dikkatli olmanız gerekiyor. Radardan sürekli takip etmeniz lazım böyle konvektif sistemleri. Çünkü işte biraz önce söylediğim gibi ısı farkına bağlı ve 4-5 tane değişkenin bir araya gelmesiyle meydana geldiği için bu tür hadiseler. Yani sadece sıcak hava var, kesin böyle bir olayla karşı karşıya kalacağız ya da bir soğuk cephe geçiyor, kesin bu olayla karşı karşıya kalacağız diyemeyiz. Bütün değişkenlerin aynı anda bir araya gelmesi gerekiyor. Birkaç değişkenin de aynı anda bir araya gelebilmesini önceden, bu kadar öncesine tahmin etmek güç ama perşembe ve cuma günü ve cumartesi günü yine o bölge, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış var ve radardan takip etmemiz lazım. Gök gürültülü sağanakların sezonu başlıyor diyebiliriz Türkiye için. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Türkiye'nin pek çok noktası bu gök gürültülü sağanakların etkisine artık girecek. Bu bölge uzunca bir zamandır kurak bir sezon içerisindeydi. Olağanüstü kuraklık seviyesinde bir kuraklık yaşıyor idik. Şu anda da aslında hala yaşıyoruz. Bu sağanaklar da kuraklığı bitirebilecek sağanaklar değil. Çünkü uzunca bir süredir hali hazırda devam eden yağış, yine uzunca bir süre düzenli yağışın ardından ancak kuraklık artık henüz ciddi bir sıkıntı olmaktan çıktı diyebiliriz. Ama şu an bunu söyleyemeyiz. Çünkü zaten Türkiye yarı kurak bir ülke. Ve dolayısıyla bu tür kuraklık hadisesi olduğunda genelde böyle şiddetli sağanaklar da beraberinde geliyor. Bunlar böyle birbirinden çok bağımsız, çok alakasız olaylar değil. Bu atmosferde artan enerji, işte sıcaklığın artmasının tetiklediği yüksek enerji, soğuk cephe geçişiyle de çok yüksek sıcaklık farkı oluşturan bir sistemin mekanizmasını aslında körüklemiş oluyor. Biliyorsunuz bu tür hadiselerde olayın afete dönmemesini sağlamanın yolu hadise yaşanmadan önce tedbirli olmaktan geçiyor. Tek yolu var, o da bu. Yoksa olay yaşandıktan sonra, artık sel başladıktan sonra yapılacak hiçbir şey yok. Yapılabilecek hiçbir şey yok hatta. O yüzden biz genelde bu tür hadiseler olmadan önce olabildiğince insanların korunaklı alanlarda kalmalarının daha sağlıklı olduğunu hep söyleriz uyarılarda. Dere yatağı çevrelerinden uzak kalmak gerekiyor. Zaten dere yatağı çevrelerini komple boşaltmak lazım. Yani tamamen yerleşime kapanması gerekiyor. Çok zaruri yapılar, işte tarihi eserler olabilir ya da işte ortadan kaldırılması mümkün olmayan yapıların da güçlendirilmesi ve bu tür hadiselere dayanıklı hale getirilmesi önemli. Onun dışında dere yataklarından uzak kalmalıyız. Yine perşembe ve cuma günü olacak sağanaklarda da eğer evimiz dere yatağı çevresindeyse yine yüksek yerlere çıkmalıyız. Araçları dere yatağı çevrelerinde bırakmamak yine yapılması gereken önemli tedbirlerden bir tanesi. Her gök gürültülü sağanak uyarısını mutlaka ciddiye almak ve tedbirli olmak gerekiyor. Çünkü gök gürültülü sağanak beraberinde dolu, yıldırım, fırtına gibi hava olaylarını da beraberinde getirebilecek, evet. Hortum gibi hava olaylarını beraberinde getirebilecek bir hadise. Yine komplo teorileri gündeme geldi süper hücrenin görülmesinden ardından. Zaten depremin doğal olmadığını düşünenler bir de bu gökyüzü hareketlerini görünce işte görüyor musunuz işte süper güçler devreye girdi. İklim üzerindeki silahlarını bir kullanıyorlar şeklinde yorumlar yapıldı. Böyle bir gökyüzü olayı tetiklenebilir mi? Suni olarak gerçekleştirilebilir mi? Şimdi şöyle, dünyanın bu eski savaş dönemlerine aslında dayanan bir şey bu. İşte
Napolyon'un savaşlarından başlayan bir havanın etkisinin savaşı kazandırıcı ya da kaybettirici etkisi olduğunu keşfediyor insanoğlu. Ve o zamandan sonra da işte bunu nasıl kendi lehimize çevirebiliriz şeklinde işte havayı, mevsimi, o savaş dönemlerinden başlayan bir aslında gücü yönetme ile ilgili yapılan çalışmalardan bir tanesi. Sonrasında bilgisayar modellerinin gelişmesiyle birlikte hava modifikasyonu adı altında dünyada gelişmiş ülkelerde özellikle de işte Amerika gibi, Rusya gibi, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde elbette ki hava modifikasyonu çalışmaları var. Pek çok ülkede var, Avrupa'da, Amerika'da. Hava modifikasyonu çalışmaları elbette ki işte acaba yapabilir miyiz? Havayı yönlendirebilir miyiz? İşte nedir? Kuraklık olan yerlerde yağışın gelmesini sağlayabilir miyiz? Şeklinde çalışmalar söz konusu. Atmosferin içerisine bulut tohumlama gibi yöntemlerle işte yağış oluşumu sağlanabiliyor belli noktada. Fakat bu modifikasyon işte çok koordinat verilerek şu noktaya şu kadar yağış getir, böyle kuvvetli bir sistemi oluştur şeklinde başarılı sonuçlar veren çalışmalar henüz bilim dünyası ulaşabilmiş değil. Yapılan yani bilimsel akademik çalışmaların sonuçları şu anda bu hava modifikasyonu çalışmalarının bu kadar böyle spesifik belirli işte şu noktada şu kadar yağış oluştur, şöyle şu kadar kuvvetli yağışlara sebep olması şeklinde belirgin maalesef sonuçları yani yönetilebilir bir sistem henüz oluşturulmuş değil bu modifikasyon çalışmalarında. Evet çalışmalar yapılıyor dünyada ama sonuçları henüz sağlıklı, yönetilebilir böyle işte belli noktada havadaki parametreleri kontrol etme üzerine başarılıya ulaşmış çalışmalar maalesef söz konusu değil. Biraz önce saydım bakın milattan önce 3200 simge yani ne hava modifikasyonu var ne bilgisayar programı var hiçbir şey yok yani. Ama şiddetli sağanaklar var. Yani yağış oluşmaya başladığı günden bu yana dünyanın belli noktalarına zaten sel işte fırtına, sel, yıldırım, gök gürültüsü bunlar havanın fiziksel ve doğal yapısı içerisinde, doğal döngüsü içerisinde olan hadiseler. Ve milattan önce 3200'e kadar da dayanıyor tarihi. Yani bu tarihi kayıtlar bizim elimizde bunlar olduğu için yani tarihten öğreniyoruz. Daha eski kayıtlar olsa daha eski tarihte de var ve o tarihten bu yana o kadar çok sayıda olmuş ki. Mesela bir örnek Nisan 525'te 30 bin kişi Şanlıurfa'da hayatını kaybediyor. 30 bin kişi o dönemde nüfusun üçte biri. Nüfusun üçte biri selle birlikte ölüyor bir anda. Ve bunun üzerine imparatora söylüyorlar. Diyorlar ki böyle bir durum var ne yapalım? O da diyor ki derenin yatağını değiştirin. İşte eski Dayşan deresi, sonrasında Karakoyun deresi zannediyorum şu an ve hala işte derenin normal yatağına çekilen setler şu anda hala duruyor ve hala da bu o dönem değiştirilmiş derenin yatağı akmaya devam ediyor yani. Dolayısıyla bu tür hadiseler hep var, hep olmaya devam edecek. Hatta önümüzdeki yıllarda sıklığı ve şiddeti artarak devam edecek. Çünkü küresel iklim değişikliği bize diyor ki önümüzdeki 50 sene, 100 sene içerisinde bu tür olayların şiddeti artacak ve Türkiye genel olarak evet yarı kurak bir ülke ama Türkiye'nin güneyi tropikleşecek. Dolayısıyla bu tropikleşmede elbette ki bu tür hadiseleri biraz daha sık yaşamamıza sebep olacak. Böyle şiddetli yağış anında gök gürültüsü sesi duyuyorsanız sağanak anında dışarı çıkmamanız gerektiğini, korunaklı bir yerde kalmanız gerektiğini, ağaç altında durmamanız gerektiğini, işte ormanlık arazide, denizde, açık denizde bulunmamanız gerektiğini biliyor olmanız gerekiyor. Sel suyuna girmemenin hayati bir önemi olduğunu bilmeniz gerekiyor. 30 santim su aracınıza sürükler. 60 santim su aracınıza 1,5 ton yük uyguluyor. Simge çok büyük rakamlar bunlar. Yani 15 santim yaklaşık bir karış 1,90 boyunda gelişmiş bir erkeği sürükleyebilecek güçte olabilir. Yani ben geçerim karşıya, geçerim arabamı oradan çıkarırım falan gibi bizde böyle cesur yaklaşımlar var ama maalesef bunlar sonrasında gerçekten çok ciddi ölümcül vakalara dönüşüyorlar.